Daha aylar önce yan yana kabinede oturdukları adamlardan biri Kur'an ayetlerini alay konusu yaptı bütün dünyanın önünde. Makara bakara. Tamam mı? Bir tartışma var mı burada? Öyle Yok. yayınlandı, öyle yer aldı, öyle Efendim iddia bir ediyor. tartışma var mı? Ya ne kemküm ediyorsun Onu kardeşim? tartışmıyorlar zaten. Tartışmalar Tamam, değil. var mı? Yok, yok diyeceksin. Yok. Yoksa Tartışma olsa ben aptal mıyım bunun üzerine gideceğim? 4 tane yazı yazdım. Bu imansızlık üzerine. Sen o ekibin içinden buna karşı çıkan, bu bir imansızlıktır. Sen tövbe etmen lazım, tecdid iman etmen lazım ki bunu orada bilen ve diyecek olan yüzlerce insan var. Hiç duydun mu bir tane adam? Şimdi Rütük ben ne yapayım sana? Ben sana saygı duyuyorum çünkü tabii bırakırsan ucunu bunun nereye gideceği belli olmaz. Ben de kendimi frenliyorum. Canım Rütük. Ama aklımdan geçenleri herkes anlasın. Ya siz böyle açık bir küfür deklarasyonuna, bir imansızlık deklarasyonuna karşı çıkmayıp sonra da gidip namazım kazaya kalmasın, şurada tuvaletin kenarında paltomu serip namazımı kılayım diyorsunuz. Ya sizin imanınız yok, namusunuz da mı yok? Beyniniz de mi yok? Bir kitleyi bu kadar eşek yerine koymak olur mu? Ses yok. Bitmedi. Yine aynı kabinede beraber oturdukları adamlardan biri. Olmuşlarını topluyorum böyle, düşenlerini. Daha neler var? Diyor ki adam, Hazreti Peygamber diyor, Mekke'yi fethettiği zaman bu fetih karşısında gururlandı. Allah da onu uyardı, gururlanma diye. Biz diyor ne fetihler gerçekleştirdik, ne başarılara imza attık, gururlanmadık. Allah'ım sana sığınırım. Açık küfür deklarasyonu. Tecdid-i iman gerektirir. Yoksa dinden çıkar bu adam. O söylediği sözü hangi yollarla kitlenin önüne çıkarmışsa o yollarla tecdid-i iman edecek. Birinin kulağına diyerek yok. İlanen duyuru. Evet. Küfrü hangi yolla işlemişse tövbeyi de o yolla yapacak. Yemezler öbürünü. Hiç duydun mu? Hiç. Peki. Konuşuldu geçti. Yahu sen ne yapıyorsun diyen birini duydun mu? Bunların seccade kollarının altında. Maun suresine kurban olayım. Feveylül lil musallin. Allahu ekber sadaka men natak. Feveylül lil musallin. İşte bunlar. Daha bu küfür perdesinden olanlar. Bir tane daha verelim. Şirk perdesine geçelim. Ne dedi bir tanesi? Okkalılardan biri yine. Bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını benliğinde toplayan bir adamdır. Ebu Cehil bile bu kadar şirkinde bu kadar düşmedi. Buna bir tepki duydun mu? Ona da bir tepki de olmadı. Biliyoruz. Bütün bu, peki. Hepsi unutuldu. Hocam. Peki şimdi? Şimdi? Kalktı adam. Zavallı. Biçare. Biçare. Ne diyeyim başka? Acıyorum. Güdümlü. Paris'e gitti. Türkiye'nin başbakanı. Hey kurban olduğum Allah. Orada Charlie Hebdo katliamını telin için yürüdü prandata ata.